Sayın Genel Müdür Yardımcım, daire başkanlarımız, değerli federasyon başkanı adayımız, çok değerli delegeler ve kulüp temsilcileri ve değerli basın mensupları. 5. Olağan Genel Kurulumuza katılımımızdan dolayı teşekkür eder, hepinizi saygıyla selamlarım. Biz geldiğimiz zaman ulusta iki odada Türk Handbol Federasyonu idare edilen bir konumdaydı. Ve biz bu tesisi yaptık ve Türk Handbol'da kazandırdık. Ve Avrupa standartlarında bir salon yaptık. Salonumuzun zemini IAAF onaylıdır. Değiştirdik tekrar. Tesisimizin önemli bir kısmı da şu an bu genel kurulu yaptığımız kamp eğitim merkezi. Hali hazırda 60 kişinin konaklayabileceği, içerisinde fitness salonu, toplantı ve seminer salonu, 2 adet sauna, derslikler ve yemekhanenin bulunduğu çok güzel bir tesisi Türk Handbol'un hizmetine sunduk. Milli takımlarımız otellerde kamp yaparken artık burada kamp yapıyor. Ve kulüplerimiz dahil olmak üzere, kulüplerimize burayı açtık. Belirli bir ücret tabi, oda kahvaltı ücreti alıyoruz. Sadece masrafını karşılama amacıyla yapıyoruz bunu. Bu tesis Türk Handbolu'nun geleceğidir. Bütün milli takımlarımız artık bundan sonra burada kamplarını yapacak. Takımlarımız da, Ankara'ya gelen takımlarımız da burada konaklama hakkına sahiptirler. Handbolun daha fazla kesime ulaşabilmesi için televizyon yayınlarına çok önem verdik ve Türkiye'de ilk defa, handbolda ilk defa özel bir kanaldan NTV Spor'la anlaşmalar yaptık ve Süper Lig maçlarımızı yayınlattık. Kulüplerimiz buradan belirli ölçülerde de gelirler sağladılar. Çay TV'den de alt liglerimizi 1. lig ve 2. lig maçlarımızda yayınlattık. Sayın delegeler, size dönemimde isteyip de yapamadığım bazı şeyleri anlatmak istiyorum. Dünya Handbol Federasyonu Başkanı Sayın Hasan Mustafa ile 2 yıl süren bir proje çalışması yaptık. Projenin adı Handbol Altyapı Antrenör ve Sporcu Gelişim Projesi'ydi. Projenin ilk etapını Ankara ve İzmir'de yaptık. Antrenörlerimiz ve yabancı antrenörlerin eğitimlere katıldılar. Bunların tamamını Dünya Handbol Federasyonu tarafından Türkiye'ye gönderildi. Belirlediğimiz pilot illerde 10 erkek ve 10 yabancı, 10 kadın olmak üzere 2000 sporcuya bu projeye kattık. Çok önemli bir proje. 2000 tane sporcuyu taradık ve bu projenin içine dahil ettik. Çalışmalarımıza başladık ve çalışmalarımız da çok düzenli bir şekilde giderken ve projede ayrıca malzeme yardımı da var. Bunu Dünya Handbol Federasyonu gönderiyor. İlk olarak maliyeti 1,5 milyon lira olan 3 adet sağ zemini ve 1000 adet top federasyonumuza ulaştırıldı. Geçen seçimde bana baskı yapıldı seçimden çekilmek için, çekilin diye. Boyun eğmedim. Ben kimseye de boyun eğmem. 5. Olağan Genel Kurulumuzun camiamıza hayırlı olmasını temenni eder, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Sayın Genel Müdür Yardımcım, daire başkanlarım, federasyon başkanım, değerli yönetim kurulu, divan kurulu, çok değerli genel kurul üyeleri, 5. Olağan Genel Kurul'a hoş geldiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle hedefimiz handbolu ortak akılla tüm paydaşlarımızla birlikte yönetmek istiyoruz. Paydaşlarımız sizlersiniz. Paydaşlarımız kulüpler, paydaşlarımız bakanlıklar, paydaşlarımız federasyonlar, paydaşlarımız uluslararası federasyonlar, sporcular, sporcuların aileleri, hakemler, gözlemciler. Tüm paydaşlarımızla birlikte yöneteceğiz. Ortak akılla yöneteceğiz. Bu ne demek? Mesela lig kurulu kuracağız. Ligi olduğumuz yerde, oturduğumuz yerden yönetmeyeceğiz. Kulüplerimizden aldığımız verilerle, sahadaki verilerle ortak akılla yöneteceğiz. Buna benzer tüm konularla ilgili özellikle ortak akıl, ortak fikir, birleştirici bir mantıkla hareket edeceğiz. Hiçbir şekilde ötekileştiren bir yönetim sergilemeyeceğiz. Bakanlığımızın da desteğiyle handbolu her geçen gün ileriye taşıyacak projelerle hareket edeceğiz. Özellikle yönetim anlayışımızda farklı kadrolaşmalar yapacağız. Kurullarımızı genişleteceğiz. Handbolu daha geniş bir yelpazda yönetmek istiyoruz. Şeffaf bir şekilde yönetmek istiyoruz. Handbol arka bahçemizde oynayacağımız basit bir spor değildir. Olimpik bir branştır. Dünyada ve Avrupa'da bambaşka karşılığı olan, Türkiye'den çok farklı boyutta oynanan, gerçekten gönülleri fethetmiş Avrupa'nın en önemli branşlarından biridir. Biz de handbola hak ettiği değeri vereceğimize inanıyoruz. Ayrıca kadınlarımıza ekstra ayrımcılıkla, pozitif ayrımcılıkla tüm kurullarımıza daha çok yer vereceğiz.
handbol sahalarımızı, uluslararası standartlardaki handbol sahalarımızı ve bu sahaların kalitelerini mutlaka arttıracağız. Özellikle mini handbol, aynı zamanda plaj handbolla ilgili farklı organizasyonlar ve farklı girişimler yapacağız. Amacımız her zaman her yerde handbol oynanması olacak. Handbol için iyi olanı seçmek sizlerin elinde. Projelerimizi hayata geçirmek ve handbolumuzu hak ettiği yere getirmek, handbolumuzu olimpiyatlara taşımak için. Bugün burada desteklerinizi mutlaka istiyorum. Genel kurula katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Türk handbolu için birlikte başaracağız. Bu organizasyona katkı sağlayan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Geçmiş yönetimin, Bilal abinin başkanlığındaki yönetimin yaptığı işleri üzerine koyarak elimizden geldiğince birleştirici bir mantıkla her zaman herkesi kucaklayarak ötekileştirmeden ilk söylediğim cümlem gibi hep birlikte handbol için birlikte başaracağız diyoruz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun.